İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Haberci Gazetesi. Devlet su işlerine soruşturma açılacak mı? İYİ Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Tarsus'ta motopomp eksikliği nedeniyle her yıl meydana gelen su taşkınları ile ilgili sorumluluğu bulunan devlet su işleri hakkında soruşturma açılıp açılmayacağını sordu. Dragon çayı yok oluyor. Mersin Çevre ve Doğa Derneği Anamur Temsilciliği, Dragon Çayı'nda yaşanan kirliliğe dikkat çekmek adına sahil bandında temizlik yaptı. Mersin Gazetesi. Trilyonluk yeni havalimanları uçuşlara kapatılmak için mi yapıldı? Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının tamamen durduğu iddiaları doğru mu? İşsizlik sorununun çözümü bu tarz projeler. Mersin Valiliği koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı kapsamında desteklenen ve Mersin Üniversitesi tarafından yürütülen istihdamda akademik seferberlik ve hedef turizmde istihdam projelerinin kapanış toplantısı ve sertifika töreni gerçekleştirildi. Güney Gazetesi. Bakliyat ekim alanı azaldı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yemeklik tane baklagilleri alım kapsamından çıkarması nedeniyle başta mercimek ve nohut olmak üzere kuru baklagillerin çiftçi açısından cazip olmaktan çıktığını söyledi. Koca Mazsel mağduru çiftçileri ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus'ta etkili olan aşırı yağış sonrası tarım alanları ve bahçeleri zarar gören Kulak ve Bahşiş mahallelerini ziyaret etti. Üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çukurova Gazetesi. Burhanettin Kocamaz anket çalışması yaptırdıklarını söyleyerek iddialı bir çıkış yaptı. Açık ara öndeyiz. 24 Haziran seçimlerindeki AK Parti ve MHP'nin toplam oy oranının %44 olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, son zamanlarda yapılan anketlerde bu oranın %30'un altına düştüğünü savunarak, "Yaptırdığımız anketlerde biz açık ara öndeyiz," dedi. Sporcularımızın başarıları gurur veriyor. Çin'in Shaanxi kentinde yapılan Dünya Ümitler Bocce Volo Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Toroslar Belediye Spor Kulübü Bocce takımı oyuncusu Mehmet Can Yakın, Başkan Hamit Tuna'yı ziyaret etti. Hakimiyet Gazetesi. İndirim uzatılmalı. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Kasım'da başlayan KDV ve ÖTV indiriminin yıl sonunda biteceğini anımsatarak, "Bu indirimler beyaz eşya, mobilya ve otomobil sektörü için olumlu. Fakat sektörlerde beklenen canlılık henüz sağlanamadı. Bu indirimlerin yeni yılda da devam etmesi 2019'a ekonomik hareketlilikle girmemizi sağlar," dedi. Bozkır'ın tezenesi türkülerle anıldı. Bozkır'ın tezenesi olarak bilinen Neşet Ertaş için Mersin Kongre ve Sergi Sarayı'nda anma gecesi düzenlendi. Akdeniz Gazetesi. Türkiye'de farkındalık yarattık. İkinci Bahar Emekli Evi sakinleriyle kahvaltıda bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'e söz verdiğimiz gibi yaşlı dostu, kadın dostu, çocuk dostu, engelli dostu, hayvan dostu kenti yaptık ve ilgili kurumlardan belgeleri alıp tescilleyerek Türkiye'de bir farkındalık yarattık. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetler Türkiye'de birçok belediye tarafından örnek alınıyor, takdir ediliyor," dedi.
Türkiye'de sır olan gençten haber yok. Avusturya'da ailesiyle yaşadığı evinden tatile gidiyorum diyerek çıkıp Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki gençten 11 aydır haber alınamıyor. Bozyazı Gazetesi. Başkan Balla'dan özel veda takvimi. Daha önce aday olmayacağını açıklayan Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, ilçe halkına özel bir takvim hediyesiyle veda etti. 3 aydır çalışıyor, oyu %30'un altında. AK Parti-MHP ittifakına rağmen ittifak adayı Ahmet Tuna'nın oyunun %30'un altında olduğunun altını çizen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Birileri zannediyor ki 2 kere 2 siyasette 4 eder ama 2 kere 2 siyasette hiçbir zaman 4 etmiyor. Bazen 5 ediyor, bazen 3 ediyor. 24 Haziran'da AK Parti Mersin'de %31 oy almış, MHP'de %13 almış. İkisinin toplamı 44 ediyor ama ilk açıklanan aday Sayın Tuna. 3 aydır çalışma yapıyor, biz yerimizde bekliyoruz. Diğer siyasi partiler adaylarını açıklamış değil. Bu hafta yaptırdığımız ankette bu ittifakın oyu 30'un çok çok altında. Yani 44 beklenirken vatandaş bu işe uymayacağını açık seçik gösteriyor," dedi. İmece Gazetesi. Gökçebelen Mahalle Muhtarı'nın 2 yıllık yol isyanı. Yenişehir ilçesinde bulunan bir lisenin arkasında geçen asfalt yolun 2 yıl önce sel suları nedeniyle göçmesi sonucu birçok mağduriyeti de beraberinde getirdi. Çiftlik evinde sahte içkiler ele geçirildi. Çiftlik evine düzenlenen operasyonda merdiven altı tabir edilen el yapımı 5200 şişe şarap ele geçirildi. Yeni Güney Gazetesi. Mersin'de Noel kutlamaları. Hristiyan aleminin en büyük bayramlarından olan Noel Bayramı Mersin'de ilk olarak Ortodoks ve sonra Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde dualar ve ilahiler eşliğinde kutlandı. Neşet Ertaş türküleriyle anıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Niğde İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş'ı anma gecesi gerçekleştirildi. Mut'un Sesi Gazetesi. Mut'un acı gerçeği alkol ve gazinolar. Mut Özdemirler Çok Programlı Lisesi ve Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde madde bağımlılığıyla mücadele semineri verildi. Jandarma ve Emniyetten Trafik Semineri. Mut İlçe Jandarma Trafik ve Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Mut'ta ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik olarak trafik kuralları ile ilgili seminerler verildi.